Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Salatü selam Muhammed Mustafa'ya, eline ve ashabına olsun. Değerli dinleyiciler, umdat Ragib adlı kitabın 28. bölümünde tekrardan birlikteyiz. Kaldığımız yerden niyetlerimizi Allah rızası için halis kılarak devam ediyoruz. وَالْا۪يمَانُ بِالْخُلُودِ ف۪يهِمَا Cennet ehlinin ve cehennem ehlinin Cennette ve cehennemde ebedi olarak kalacaklarına iman etmek de farzdır. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın haber vermiş olduğu konulardandır. فَيَجِبُ imanu bi اَهْلَ الْجَنَّةِ cenneti yahluduna fi'l cenneti ve يَخْلُدُونَ nar yahluduna fiha ve بَعْدَ la İşte itikad edilmesi, inanılması farz olan temel hususlardan bir tanesi de Cennet ehlinin cennette ebedi olarak kalacaklarına iman ve cehennem ehlinin de cehennemde ebedi olarak kalacaklarına iman etmek farzdır ve orada asla ölüm olmayacaktır. Çünkü ölüm bu dünyada vardır. İnsan bu dünyadan irtihal ettikten sonra mahşer alanına tekrardan diriltilip götürüldükten sonra ya cennet ehlindendir ya da cehennem ehlindendir. Cennet ehlindense cennette ebedi kalacak. Aynı keza cehennem ehlindense o da cehennemde ebediyen kalacaktır. Kafirler asla cehennemden çıkamayacaklardır. Bazı günahkar Müslümanlar cehenneme girseler de dahi onlar orada ebedi olarak kalmayacaklar. Bir müddet cezalarını çektikten sonra cehennemden çıkarılıp cennete girdirileceklerdir. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, "Yutabil <laughs> mevti ki hayati kebshin emlah." Allahu Teala kıyamet gününde ölümü sıfat olan bu ölümü hacim olarak koç şeklinde yaratacaktır. Siyah ve beyaz karışımında bir koç şeklinde yaratılacaktır. Yanında bir melek onu alıp cennet ehlinin ve cehennem ehlinin görebileceği bir yerde durarak cennet ehline der ki fe yunadi munadin ya ehlel cenneti ey cennet ehli fe yeşraibbuna ve yanzurun hepsi kafalarını çevirip bakarlar fe yakul hel ta'rifuna hâze bunun ne olduğunu biliyor musunuz der melek fe yakuluna na'am hâzel cennet ehli derler ki evet bu ölümdür ve kulluhum kadra'ahu cennet ehlinin her bir ferdi ölümü görecektir thumme yunadi ya ehlel nâr Sonra der ki ey cehennem ehli fe ve yanzurun cehennem de başlarını çevirip bakarlar fe yekulu hel ta'rifuna bunun ne olduğunu biliyor musunuz fe yekuluna naam hâzel evet bu ölümdür derler ve kulluhum kadra'ahu her bir ferdi de aynı keza ölümü görmüş olacaktır fe <laughs> ve gözleri önünde o ölüm kesilecektir thumma yekul ya ehlel cenneh huludun felâ maut Der ki ey cennet ehli artık ebediyen kalacaksınız cennette, ölmeyeceksiniz. Veya ehlen nar huludun fe Ey cehennem ehli, sizler de ebediyen cehennemde kalacaksınız, asla ölmeyeceksiniz. Dolayısıyla cennet ehli cennette ebedi olarak yaşam sürecek ama ebedi nimetler içerisinde olacak. Diğer tarafta da cehennem ehli de cehennemde ebediyen hiç kesilmeyecek, hiç hafiflemeyecek kesintiye uğramayacak azab içerisinde olacaktır. Vel imanu bi malaikatillah ay bi Ayrıca meleklere de iman da farzdır. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın haber vermiş olduğu konulardan bir tanesi de meleklere imandır. Meleklere iman yani var olduklarına, yaratılmış olduklarına iman etmek demektir. Ve ennahum ibadun mukramun ve her biri de mükerrem kullardandırlar, evliyadırlar ve hum ecsamun ve her biri de tabii ki nurani varlıklardırlar. Cisimdirler ama nurdandırlar. Yani latif cisimlerdendirler ve elle tutulamayan latif cisimlerdendirler. Altafu min el ve havadan daha hafif yaratılmışlardır. Hani havayı hissederiz, rüzgar eser, havayı hissederiz ama melekler yanımızda bulunuyorlar, onları hissedemiyoruz. Dolayısıyla onlar havadan daha hafif olarak yaratılmışlardır. Zevu arvahin muşarrafetin ve her birinin ruhları da vardır ve onların ruhları da müşerref, mükerrem olan ruhlardandır. Leysu zukuran ve la Onlar ne erkektirler ne de dişidirler. La yakulun ve la yeşrabûn ve la Yemezler, içmezler, uyumazlar. Ve <laughs> la ve nefsani duygulardan da uzaktırlar, üremezler. Çünkü aralarında dişi ya da erkek yoktur. mukellefun onlar mükelleftirler. Ancak sadece ibadeti ve taati seçerler. La <laughs> ya Allah ma amarahum ve yef'alun ma yu'marun. Allah'ın emrine asla karşı gelmezler. Ne ile emrolundularsa onu muhakkak ki yerine getirirler. Allah'ın emrine asla asi olmazlar karşı gelmezler. Ve bu meleklerin de lideri, başkanı Cebrail aleyhisselam'dır. Yaratıldıkları günden itibaren reisleri, başkanları Cebrail aleyhisselam'dır. Asla iblis değildir. Nitekim bazı insanlar meleklerin başkanının iblis olduğunu, hocasının iblis olduğunu söylerler. Bu da batıldır. Nihayetinde iblis evvelinde Müslüman olmuş olsa da Allah'ın emrine karşı gelmiş, isyan etmiş ve kafirlerden olmuştur. Ve iblis, la'anehullah, o cindir, cinlerin dedesidir, melek değildir. Ve cinlerin arasında erkekler de vardır, dişiler de vardır, yerler, içerler. Nefsani duygularla yaratılmışlardır ama melekler öyle değillerdir. Melekler ne dişidirler ne de erkektirler. Yemezler, içmezler, uyumazlar, nefsani duygulardan uzaktırlar. Dolayısıyla meleklerden olmayan birisi nasıl meleklere başkan olsun, nasıl meleklerin lideri olsun ve ayrıca Allah'ın emrine itiraz etmiş, kafir olmuş, İslam'dan çıkmış, isyana düşmüş olan bu iblis nasıl onca meleğin lideri olsun? Hayır, meleklerin başkanı Cebrail aleyhisselam'dır. Yani meleklerin en üstünü de Cebrail aleyhisselam'dır. 600 tane kanadı vardır. Her bir kanadı doğuyla batıyı kaplayacak büyüklüktedir. Ve bu melekler Cebrail aleyhisselam'da yaşandığı gibi güzel insan suretine, erkek olan insan suretine girebilirler. Efendimiz ve vesselam'a bazen Cebrail aleyhisselam güzel bir erkek suretinde gelirdi. Ancak cinsel organı olmaksızın insan suretine girerler. Ama dişi suretine, kadın suretine girmezler melekler. Kötü, pis, çirkef olan bir yaratılmışın da suretine girmezler melekler. Bir surete girerlerse güzel bir insan suretine, o da erkek olan bir insan suretine girerler. Ve her bir meleğin de tabii ki vazifeleri vardır. Cebrail aleyhisselam mesela yeryüzündeki kafirlere Allah dünyadayken azap musallat edecekse Cebrail'i görevlendirir. Aynı zamanda yağmurla müekkel olan melekler vardır. Ve doğayla müekkel olan melekler de mevcuttur. Rüzgarla müekkel olan melekler de mevcuttur. Ruhları kabzeden mesela Azrail aleyhisselam'dır. Ve Sura üfleyecek olan da İsrafil'dir. Mikail aleyhisselam da duadan sorumlu olan, duayla ilgili alakalı yani bitkiler, ağaçlar buna benzer işlerle müekkel olan bir melektir. Ve hepsi evliyadır ve bu melekler büyük melekler diğer meleklerden daha üstün faziletli olan meleklerdirler. Ve ayrıca evliya olan kulların kalplerinden sıkıntıları gammı kederi söküp atacak olan melek de mevcuttur. Ratail aleyhisselam gibi ve onun dışında ayrıca düşen yaprakları yazan melekler de vardır. Yolda yolunu kaybetmiş olan Müslümanlara yol gösterecek aynı keza melekler de mevcuttur. Hani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam demişti ya اِذَا وَقَعَ اَحَدُكُمْ بِعَرْضٍ falat Olur da biriniz bir yolda yolunu kaybederse fel yunadi aynu ibadallah nida etsin seslensin ey Allah'ın melekleri ey Allah'ın kulları yetişin yardım edin diye peygamberimiz aleyhissalatu vesselam böylesi meleklerin de varlığından haber vermiştir ve rahmet melekleri de mevcuttur azap melekleri de mevcuttur kafirlere azabı cehennemde uygulayacak olan zebaniler vardır. Ancak cehennemden müekkel olan melek o da Malik aleyhisselam'dır. Ve cennetle müekkel olan melek de Ridvan aleyhisselam'dır. Dolayısıyla meleklerin sayısını Allah'tan başka kimse bilemez. Her birinin bir vazifesi mevcuttur. Mesela her bir insanın yanında 10 tane melek bulunmaktadır. Bu meleklerin ikisi tüm yaptıklarımızı ve söylediklerimizi yazarlar. Rakib ve atid denilen iki tane melek. Ayrıca bir tanesi de vardır ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirdiğimiz vakit o salavatı yazıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştıran bir melek var. Geriye kalan yedi tane melek de bizi şeytanların şerrinden muhafaza etmekle müekkel olmuş meleklerdirler. Dolayısıyla bu melekler hepsi vazife üzere yaratılmışlardır. Ayrıca Münker ve Nekir melekleri de mevcuttur. Onlar da sual melekleridirler. Bu ümmetten olup da ölen her bir insan kabre konulduktan sonra bazı müstesnalar hariç peygamberler, savaş şehitleri ve ergenlik çağına girmeden ölen çocuklar ve buna benzer bazı müstesnalar vardır. Onların dışındaki insanlara Münker ve Nekir melekleri gidip sual ederler. Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin nedir diye üç tane soruyu sorarlar bu melekler. Ve bu meleklerin de mekanı semavatlardır. Melekler hepsi gökyüzündedirler. Ve bir karış hatta bir rivayete göre dört parmak kadar bir boşluk yoktur ki muhakkak ki orada bir melek ibadet ve itaat içerisinde olmasın diye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın söylemi vardır bu konuyla alakalı. Yani yedi kat gök meleklere yaratılmıştır rahmet ve bereketlerin inmiş olduğu yerlerde ikamet etmektedirler. Oraların, onların da mekanı semavatlardır, göklerdir. Vel imanu bi rusulihi ve Allah'ın peygamberlerine de iman etmek farzdır. Ey enbiyaihi men kana rasulen ve men lem yekun rasulen ister nebi olsun ister rasul olsun her birine iman etmek farzdır. Yani her birini yüceltmek, her birinin Allah nezdinden seçilmiş kullar olduğuna iman etmek farzdır. Fennabi yaghayru rasulihu ve insanun uhiya ileyhi la bi şer'in cedid bel uhiya ileyhi bi ittiba'i şer'i'r rasulillazi qabluhu ve en yubligh zalika ve nebi ile rasul arasında fark vardır. Nabi kimdir? Kendisine vahiy gelir ancak yeni bir şeriatla değil, yeni ahkamlarla değil. Bilakis kendisinden önceki Resulün şeriatını devam ettirmekle emrolunmuş peygambere nebi denilir. İşte bu nebiler onlar da tebliğ ederler. İslam'ı anlatır, öğretirler. Ancak kendisinden önceki resulün ahkamlarını tatbik ederler. Yeni ahkamlarla gelmiş değillerdir. Önceki resulün önceki kendilerinden önceki peygamberin şeriatını devam ettirirler. Mesela Musa aleyhisselam kendisi Rasuldür. Kendisine yeni bir şeriat inmiş bir peygamber. Ama ondan sonra gelen Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, Davud aleyhisselam gibi peygamberler bunlar Nebi olan peygamberlerdirler. Yani Musa aleyhisselamın şeriatını devam ettirmekle emrolunan peygamberlerdirler. Ancak ikisinde de ortak bir özellik vardır. İster Nebi olsun ister Rasul olsun ikisi de tebliğle vazifelidir. İkisi de Allah'ın emir ve yasaklarını tebliğ ederler, insanlara anlatır ve aktarırlar. Ancak Rasul dendiğinde yeni ahkamlarla gelen, yeni şeriatla gelen mesela İsa aleyhisselam gelmekle ne oldu? Artık Tevrat'ın hükümleri kaldırılmış oldu. Çünkü İsa aleyhisselama yeni şeriat geldi, yeni hükümler geldi. Ve dolayısıyla Musa aleyhisselamın şeriatı kaldırılmış, artık o zamanda yaşayan insanlar İsa Aleyhisselam'ın şeriatıyla amel etmek zorunda oldular. Sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde artık İsa Aleyhisselam'ın şeriatının hükmü kaldırılmış. Artık Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inen şeriatla amel edilmek zorunda kalınmıştır. Dolayısıyla bütün bu peygamberlere iman etmek farzdır. Allahu Teala toplamda 124 bin peygamber göndermiştir. İlkleri Adem aleyhisselam, sonuncuları da Muhammed aleyhisselatü vesselam'dır. 313 tanesi Rasuldür, geriye kalanları da Nebidir. Rasuller Nebi olanlardan daha faziletlidirler, daha üstündürler. Ve bu Rasullerin arasında da 5 tane peygamber vardır ki onlara Ulil Azim denilir. O da Muhammed, İbrahim, Musa, İsa ve Nuh aleyhimussalatü vesselam'dır. Bunlara ulil azim denilir. Yani bu rasuller arasındaki bu beş tane peygamber diğer rasullerden hatta geriye kalan bütün peygamberlerden daha üstündürler. Tabii ki en faziletli olan peygamber de peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. İkinci sırada da İbrahim aleyhisselam'dır. Üçüncü sırada Musa, dördüncü sırada İsa, beşinci sırada da Nuh aleyhissalatu vesselam'dır. Bütün bu peygamberler hepsi üstün sıfatlarla donatılmış en güzel insanlardırlar. Hem ahlaken hem de bedenen en güzel şekilde yaratılmış insanlar peygamberlerdirler. Ve min al-ghalati ma mâ zekerehu ba'du'l ulemâ'i enne'n nebiyye men uhiye ileyhi bi şer'in ve lem yu'mar bi tebliğihi ve hâzâ kelamun şenî'un. Bazı kaynaklarda geçen bir hatadan uyarı yapıyor müellif. O da şudur. Nebi ile Resul arasındaki farkı anlatırlarken Diyorlar ki Nebi kendisine vahiy gelmiş ancak tebliğ etmekle vazifelendirilmemiş. Kişiye Nebi denilir diye iddiada bulunuyorlar. Oysa ki bu batıldır, hatadır hem de çirkin bir hatadır. Neden? Çünkü keyfe yunebbe'u thumme la yu'maru bit tebliği. Nasıl bir insan hem peygamber olacak hem de İslam'ı tebliğ etmekle vazifeli olmayacak. O zaman kendi kendine mi peygamber olarak gönderilmiş olacak? Böyle bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla bütün peygamberler hepsi İslam'ı tebliğ etmişlerdir. Çünkü bütün peygamberlerin dini birdir, İslam'dır. Allah ne bildiriyor? اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah nezdinde tek geçerli din, tek hak din, tek kutsal, tek mübarek, tek ilahi din, İslam dinidir. Bazı insanların iddia ettiği üç semavi din, üç ilahi din ya da üç mübarek din gibi ibareler dinimizle bağlaşmayan sözlerdir. Çünkü Allah Kur'an'da ne bildiriyor? İnne dîne İslam. Allah nezdindeki tek geçerli din, tek hak din, İslam dinidir. İslam'dan başka bir din edinen bir kimse, o kimse tabii ki hüsrana uğrayacaktır. O batıl din üzere ölürse. Ancak Müslüman olarak ölen bir kimse, odur cennete ulaşacak. Bütün peygamberler, hepsi İslam diniyle geldi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın da de dediği gibi El-enbiyâ'u ihvetun Peygamberler ve kardeş gibidirler. Dinuhum vâhid Hepsinin dini birdir. Ve ummehâtuhum Ancak şeriatler arasında farklılıklar vardır. Yani bazı peygamberlerin şeriatında günde iki vakit farz namaz kılınmışken bizim ümmetimizde beş vakittir. Bazı şeriatlarda de bir vakitti. Ve Aynı keza bazı ümmetlerde suyu yitiren bir kimse bizim gibi toprakla teyemmüm alıp namazını kılamıyordu. Suyu buluncaya kadar bekliyordu. Bazı ümmetlerde aynı keza namaz vakti geldiğinde namaz kılmak için tahsis edilen yere özellikle gider ve orada namazını kılardı. Ama bizim şeriatımızda evinde de namazını kılabilirsin, suyu bulamadığın yerde toprakla teyemmüm alıp namazını kılabilirsin. Bu tür detaylarda farklılıklar vardır ama imani konularda hepsi aynı söylemi söylemişlerdir. Hepsi bir olan Allah'a davet etmişlerdir. Hepsi Allah'ın yönsüz, mekansız, hiçbir şeye benzemediğini, hiçbir şeye muhtaç olmadığını ümmetlerine öğretmişlerdir. Çünkü insanlara Allah bu peygamberleri gönderdi ki imanın ne olduğunu öğretsinler, imanın ne olduğunu kavratsınlar, açıklasınlar ve insanca yaşamayı insanlara aktarabilsinler diye Allah böylesi peygamberleri göndermiştir. Ve keyfe yasuhu an yunabba en nebiyyu fakat fema ve bir insan kendi kendine nasıl bir peygamber olarak gönderilmiş olur ki? Nasıl böyle bir iddiada bulunabiliyorlar ki? Diyorlar ki nebi kendisine vahiy gelmiş ancak tebliğ etmekle emrolunmamıştır. Bu doğru değildir. Çünkü bunun manası nedir? Bir peygamber kendi kendine gönderilmiş demektir. Hiç kimseyi davet etmekle vazifeli değildir demektir. Hayır öyle değil. Bütün peygamberler tebliğ ile vazifelidirler. وَاَذِي الْغَلْطَةُ مَوْجُودَةٌ Fi tefsiril الْجَلَالَيْنِ Ve maalesef bu hata Celaleyn tefsirinde de yer almaktadır. Ve fi kutubin adidetin ve nice kitaplarda da mevcuttur. Ve evvelu men ursile kuffari Seyyiduna Nuhun aleyhisselam ilk peygamber Adem aleyhisselamdır dedik. Ancak kafirlere gönderilen ilk peygamber Nuh aleyhisselamdır. Ve kad sahha ennehu evvelur rusuli ila Sahih olan hadiste varit olduğuna göre Nuh aleyhisselam yeryüzünün ehline yani müşriklere, kafirlere gönderilen ilk peygamber olma ünvanına sahiptir. Ey ba'de hudusil beyne'l beşer. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın zamanında çocukları arasında günahlar işlenmiş olsa da şirk yoktu. İnsanlar Müslümanlardı. Hatta oğlu Şif peygamberin zamanında da dahi. Ondan sonraki peygamber İdris Aleyhisselam'ın zamanında da aynı keza. İdris Aleyhisselam'ın vefatından çok sonra yeryüzünde insanlar arasında şirk yaygınlaşmaya başladı ve yeryüzünde artık Allah'tan başkasına tapılmaya başlanmıştı. İşte böylesi bir topluluğa gönderilen Nuh aleyhisselam olmuştur. Kendisi ilktir ama nispeten ilktir. Genel ilk değildir. Genel anlamda ilk peygamber Adem aleyhisselamdır. Peki Nuh aleyhisselamın ilkliği nedir? Kafirlere gönderilen ilk peygamber olduğundan dolayı ona yeryüzünün ehline gönderilen ilk peygamberdir diyoruz. Yani müşriklere ve kafirlere gönderilen ilk peygamber kendisidir. وَلَيْسَ مَعْنَاهُ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ نَبِيٌّ وَلَا رَسُولٌ Bu şu anlama gelmez. Nuh Aleyhisselam'dan önce bir Rasul ya da bir Nebi yoktu anlamına gelmez. بَلْكَانَ اَدَمُ نَبِيًّا رَسُولًا Öncesinde Adem Aleyhisselam vardı. Nebidir, Rasuldur Adem Aleyhisselam. كَمَا يَشْهَدُ لِنُبُوَّتِهِ حَدِيثُ الْتِرْمِذ ve Adem Aleyhisselam'ın da peygamberliğine İmam Tirmizi'nin hadisi şahittir. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatu vesselam? وَمَا مِنْ نَبِيِّنْ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ illa تَحْتَ Diyor ya Allah Resulü mana olarak Adem ve Adem'den sonraki bütün peygamberler hepsi benim sancağımın altındadırlar. Yani bu ne demek? Adem aleyhisselam ve sonradakiler. Yani Adem aleyhisselam da bir peygamber. Ondan sonraki gelen bütün peygamberler de hepsi Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sancağı altındadırlar yani Allah Resul hepsinden daha üstün ve daha faziletlidir. Hassan-ı Tirmizi bu hadisi İmam Tirmizi rivayet etmiş ve Hasan hadis olduğunu söylemiştir. Hasan hadis de sahih hadisin kardeşidir. Ve ecma'al muslimun ala zalika ve urif hada el beynehum bid Adem aleyhisselam'ın peygamberliği konusunda müştehitler, alimler, ümmet icma etmiştir. Görüş birliğine varmıştır ve artık aliminden cahiline kadar ilk peygamberin Adem aleyhisselam olduğu bilinmektedir. Bütün insanlarca bilinmektedir. Femen nefa nubuwwatahu fe huwa kafirun bil icma'i kema fi maratib al icma'. Marat icma' adlı kitabın yazarının dediği gibi kim Adem aleyhisselamın peygamberliğini reddeder, inkar ederse o kimse icma ile kafirdir. Fellezî yeşukku fî nubûvati Adem ev fî kufri şakki fîhe kafirun vellezî yeşukku fî risâletihi aydan kafirun. Hatta Adem aleyhisselamın peygamberliğinden şüphe eden de kafirdir ve onun küfründen şüphe eden de aynı keza iman dairesinin dışına çıkmaktadır. Hatta alimler dediler ki Adem aleyhisselamın rasul olduğundan şüphe eden de aynı keza iman dairesinden çıkar demişlerdir. Ve subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber.